Burak.et YouTube kanalına hoş geldiniz. Her zaman bunu söylemek istemişimdir. Şimdi bu videomuzda en güncel konuyu ele alacağız. O da büyüme verileri. Büyüme nedir? Gayri safi yurt içi hasıla ne demektir? Bunların tanımını kısaca yapmaya çalışalım öncelikle. Yayından önce aslında biraz kopya çektim ve özellikle bu beklentinin neticesinde sizden gelen eleştirilere bakmaya çalıştım. Ne gibi sorular var büyümeye dair? Neler anlaşılamadı kısmını kendimce tasavvur edip bu video içerisinde onları cevaplamaya çalışacağım. Şimdi milli hasıla nedir? Öncelikle bu kısımdan başlayalım. Bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin reel piyasa değeri gayri safi yurt içi hasıla demektir. Büyüme ise, yani ekonomik büyüme, gayri safi yurt içi hasıladaki bu artış oranını ifade eder. Oldu mu? Bence oldu. Tamam. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse, mesela balıkçısınız, balık tutuyorsunuz, satıyorsunuz. Bir tekstil atölyeniz var, kot, etek, tişört üretiyorsunuz, satıyorsunuz. Bir fabrikanız var, araba üretiyorsunuz, satıyorsunuz, satıyorsunuz. Bir ekonomide üretilen her şeyin toplamdaki satış fiyatı o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını oluşturur. Dur bir saniye, kafamı karıştırma. Peki nasıl öngörülebiliyor? Yani ekonomistler mesela %5,5 büyüme tahmin ederken nasıl bir hesaplama yaptılar dersek, büyümenin de bileşenleri var. Yani her bir kalem aslında belli bir ana başlık altında toplanıyor. Nedir bu kalemler diye bakacak olursak, mesela tüketim. Bir şeyler üretildi, siz bunu tükettiniz. Bu tüketim kalemini oluşturur. Mesela devlet park yap, yol yaptı. Bunlar altyapı harcamalarıdır. Net ihracat kalemi vardır. Nasıl katkı yapar? Eğer ihraç ettiğiniz ürünler ithal ettiğiniz ürünlerden fazlaysa net ihracat ne oluyor? Pozitif oluyor. Ne kaldı geriye? Stoklar kaldı. Az önce üretim ve tüketim kalemini söyledim ya mesela. Bir şeyler ürettiniz. Mesela bir fabrika 5 tane ürün üretti ama 3 tane sattı. Bu durumda stok birikmesi yaşanmış oluyor. Yani stok katkısını da aynı zamanda büyüme bileşenlerinin içerisine katabiliyoruz. Bir de yatırımlar kalemi var tabii. Özel bir şirket geldi. Burada bir fabrika kurdu. Bu da yatırım kalemiyle beraber büyümeye katkıda bulunan bir başka bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında ekonomide her şey olduğu gibi büyüme de zincirin bir parçası. Ama şu var. Büyüme aslında ekonomi zincirini oluşturuyor. En büyük parçadır. Şöyle örnek vermek gerekirse, zinciri bir tasavvur etmek gerekirse, bir şeyler üretiliyor, bir şeyler tüketiliyor. Eğer tüketilmek istenen mallar daha fazlaysa üretilenden, bu durumda yatırım yapılması gerekiyor. Özel sektörün yatırımının yetmediği yerde devlet geliyor yatırım yapıyor. Bir de bunun tam tersi var. Tüketilen eğer üretilenden azsa bu sefer stoklar oluşturuyor. Ekonomistler de zaten tahminlerini yaparken bu parametrelere bakıyorlar ve bunları tahmin etmeye çalışıyorlar. Tüketim harcamaları, bir ülke ne kadar tüketti bir çeyrek içerisinde, çeşitli frekans da veriler var takip edebileceğimiz. Tüketici güvenine bakarlar. Tüketici güveni artarsa şayet bu endeksi oluşturan bileşenlerde ne var mesela? Diyorlar ki konut almayı düşünüyor musunuz? Konut inşa etmeyi düşünüyor musunuz? Ya da mobil almak istiyor musunuz? Beyaz eşya almak istiyor musunuz? İşte bu zaten TÜİK tarafından sorulan bir soru tüketiciye. Eğer bu endeks artarsa tüketim harcamalarının canlı seyrettiğini varsayıyorlar. Üretimi farz edelim. Üretimi nasıl ölçebilir ekonomistler? Bakarlar, elektrik tüketim verileri açıklanıyor. Ne kadar çok elektrik üretilirse, tüketilirse diyorlar ki o kadar sanayinin çarkları dönüyor mesela. Ya da işte ne kadar otomotiv satışı, otomobil satışı varsa şayet, ha diyorlar, hem tüketim canlı hem de üretim tarafı canlı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu büyüme bileşenlerini tahmin edebilmek için bu tarzda frekanslı çeşitli öncü göstergeler kullanılıyor diye özetleyebilirim. Buradan geçelim mesela gayri safi yurt içi hasılanın formül kısmına. İşin biraz daha teknik boyutuna, nasıl hesaplanır? Üretim, gelir ve harcama. 3 yöntemle hesaplanır büyüme. Üretilen miktar gelir yöntemine ya da harcama yöntemine eşit olmak zorundadır. Biz bu noktada büyüme verilerini konuşurken harcamalar üzerinden yapılan hesaplamaya bakarız. Şimdi gerçekten büyüdük diyebilmek için reel anlamda büyüme kaydedilmiş olması gerekiyor. Cari fiyatlarla, yani enflasyona göre değişen fiyatlarla hesaplarsak bir gayri safi yurt içi hasılayı, yani nihai mal ve hizmet üretildi, fiyatlar değişti, işte enflasyon için içine girdi, fiyatlar arttı. Böyle bir hesaplama yaparsak şayet biz nominal gayri safi yurt içi hasılayı buluruz. Yani aslında gerçekten büyüdük demek için gayri safi yurt içi hasılanın o üretimin yapıldığı dönemdeki fiyatlarıyla hesaplanması lazım. Bu durumda biz reel gayri safi yurt içi hasılaya ulaşırız. Yani işi özetleyecek olursak aslında büyüme neydi? Bütün bir ekonomide üretilen değerlerin toplamıydı. Neyi bilmemiz lazım başka? Gerçekten büyüyebildik mi? Yani bir önceki dönemle kıyasladığımızda artık ürettiğimiz malın, hizmetin değeri o dönemkinden daha mı yüksek? Şunu da belki not olarak düşmek lazım. Bir ülke ne kadar büyürse o kadar fazla istihdam yaratabiliyor aslında. İşin temelinde bu var. Yani büyümenin sonrasındaki en büyük zincir istihdam kalemi. Ne kadar büyürse bir ekonomi o kadar fazla istihdam sağlar. Ne kadar fazla istihdam sağlarsa o kadar çok üretim olur. Daha fazla insan gelir sahibi olduğu için daha fazla tüketebilecek insan anlamına gelir. Daha fazla tüketebilecek insan ortaya çıktığında daha fazla üretim ihtiyacı doğar. Daha fazla üretim yapabilmek için belli bir noktada yatırım yapmak gerekir. Bu gerek özel olur, gerek devletle olur.
ama bir şekilde yatırım gerekir ve daha da büyüyen bir ekonomiden bahsederiz. Yani, büyüme eşittir ekmek aslında. Yani, evet.